İki kıtayı birleştiren bu topraklar özellikle Soğuk Savaş döneminden itibaren en sert çatışma alanlarından biri oldu. Askerlerin değil, gizli belgelerin, silahların değil, kalabalıklarda kaybolmayı bilen casusların tehlikeli oyunlarına sahne olan bu sokaklar ve caddeler, istihbarat örgütlerinin zaman zaman işbirliklerine, zaman zaman da savaşlarına şahitlik etti. Etrafı ateş çemberi olan Türkiye ve onun en büyük şehri İstanbul, bazıları filmlere de konu olan casusluk öykülerinin mistik arka fonuydu. Bu öykülerden bazılarını aktaracağız sizlere. Üstelik çok da geçmişe gitmeden, son satırları 2022'de İstanbul'da yazılan giriş ve gelişme bölümleri İran ve İsrail istihbaratları tarafından kaleme alınan bu öykü İran'da başladı. Mohsen Fakhrizade, ailesinin bile tam olarak bilmediği bir görevdeydi. Çocukları onu tıbbi kimyasallar için çalışan bir bilim insanı olarak tanırken, Fakhrizade 18 yaşından bu yana tek bir amaç için çalışıyordu. İran'ın nükleer programının zirvesindeki isim olmak. Ailesi bile ne iş yaptığını bilmezken İranlı nükleer bilimciyi adım adım takip eden birileri hep oldu. İran İslam Devrimi muhafızları. Yakın takibin ve sıkı korumanın sebebi, İran'ın ilk nükleer başlıklı mühimmatını tasarladığı iddia edilen Fakhrizade'nin İsrail Gizli Servisi Mossad tarafından da izlenmesi ve öncelikli hedef listesinde olduğunun bilinmesiydi. Remember that name, Fakhrizade. Netanyahu tarafından açıkça ismi zikredilen Fakhrizade için yıllar süren takip Kasım 2020'de son buldu. Fakhrizade, kusursuz çalışan bir suikast planı ile yazlık evinden Tahran'a dönüşü sırasında öldürüldü. Bazılarına göre bir kamyonete yerleştirilen ve uzaktan kumandayla çalışan bir ağır makinalı tüfekle, bazılarına göre ise 7-8 kişilik infaz timi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırı gizemini hep korudu. Ama istisnasız tüm istihbarat örgütlerinin ortak kanısı, bu eyleme İran'ın yanıt vereceğiydi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da yanıtlarını kovaladığı iki soru vardı. Nerede ve ne zaman? İstihbarat birimlerine Mayıs 2022'de ulaşan ilk raporlar, İran'ın İsrail'e dönük misillemesinin adresinin 16 milyonluk mega kent İstanbul olduğunu ortaya koyuyordu. Ancak eldeki bilgiler çok kısıtlıydı. Sadece İsrail hedeflerine yönelik İranlılar tarafından bir suikast eylemi gerçekleştirileceği ve bu yönde bir suikast timinin hazırlık yaptığı biliniyordu. Muhtemel operasyon sahasının ise İsrail vatandaşı turistler tarafından sıklıkla tercih edilen Taksim ve civarı olduğu tahmin ediliyordu. Ankara'dan gelen raporla Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Karargahı Karşı Casusluk Birimi alarma geçirildi. Emniyet Teşkilatı, İran kökenli, dikkat çekici ve şüphe uyandıran kişilerin tespitine yönelik çalışmalara başlaması için uyarıldı. Mobese kameraları ve kritik alanlardaki yüz tanıma ve plaka takip sistemleri devreye sokuldu. İstihbarat birimleri sahaya inerek kulaktan kulağa yayılacak önleyici bilgileri yaymaya başladı. İsrail vatandaşlarına hizmet veren otellerin çalışanları, servis şoförleri, çevredeki küçük esnaf tek tek uyarıldı. Eş zamanlı olarak suikastlerin gerçekleşebileceği oteller ve çevresindeki güvenlik önlemleri daha da görülür hale getirildi. Büyük bir gizlilik içinde planlanan karşı casusluk operasyonunun iki temel hedefi vardı. İranlı casusları engellemek ve şebekeyi yakalamak. Muhtemel suikast öncesinde İranlılar son planlamaları Tarlabaşı semtindeki bir otelde sürdürüyordu. Eylemin taşeronu olarak Tahran'da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan cezaevinde olan Şahin Otadi seçildi. Onun organizatör olarak belirlediği Keyvan Majzade, suikaste kullanılacak iki tabanca, iki susturucu ve 29 merminin Majid Nasiri Hesar isimli bir başka İranlıya teslim edilmesini sağladı. Suikast silahları temin edildikten sonra sıra keşifçi ve silah emanetçisi Majid Nasiri Hesar ile tetikçinin buluşturulmasına geldi. Tetikçi Jamal Gadakçı'ydı. 25 bin dolar karşılığında eylemi gerçekleştirmeyi kabul eden tetikçiye sonrasında Türkiye'den kaçabilmesi için
sahte Tacikistan pasaportu da temin edildi. Gadakçı ve Hesar keşif faaliyetlerine başladı. Satın aldıkları bir motosikletle Taksim ve civarındaki otelleri gözetleyen, İsrailli turistlerin fotoğraflarını çeken suikast timi Beyoğlu'nda bir oteli belirledi. Ardından tetikçi Cemal Gadakçı o otelde bir oda kiraladı. Hedefinde aynı otelde konaklayan 3 İsrailli kadın turist vardı. Gadakçı, susturucuların ne kadar ses çıkartacağını da odasındaki yatağa ateş ederek test etti. Suikast için planlamalar devam ederken Milli İstihbarat Teşkilatı hem sahada hem de masa başında fotoğrafı netleştiriyordu. Suikast timinin Türkiye'ye nasıl girdikleri, nerelerde kaldıkları, nerede yemek yedikleri tespit edildi. İranlı ajanlar hava ve karayoluyla farklı zamanlarda Türkiye'ye gönderilmişlerdi. Sahada ayağında olan sivil istihbaratçılarsa ilk somut sonucu bir yol kontrolünde aldı. Kimlik kontrolü için durdurulan bir şahıs tedirgin davranışlar sergilemiş, basit sorulara yanıtlar verirken yoğun şekilde terlemişti. Hemen gözaltına alınan şahıs sorgusunda eyleme ilişkin çok kritik pek çok bilgiyi itiraf etti. Böylece istihbarat birimleri silahların, mermilerin, susturucuların hangi otelde, hangi odada olduğu bilgisine ulaştı. Artık suikast timi üyeleri de hedefteki İsrailli sivillerde belirlenmişti. Suikaste sahne olacak oteldeki 3 İsrailli kadının yanı sıra başka bir otelde kalan İsrailli bir çiftte büyük bir gizlilik ve yoğun güvenlik önlemleri altında istihbarat birimleri tarafından ülkelerine dönmek üzere havaalanına götürüldü. Otellerde kalan diğer İsrailli turistler de ülkelerine dönmeleri konusunda uyarıldı. Sürecin bu kritik aşamasına İsrail Büyükelçilik ve istihbarat yetkilileri de dahil edildi. Taksim Beyoğlu Tarlabaşı üçgeninde devam eden suikast hazırlık sürecini adım adım takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı, tüm dünyada yankı uyandıracak eyleme saatler kala harekete geçti. 17 Haziran 2022'de MİT'ten gelen bilgiler ışığında operasyon için düğmeye basıldı. Tarlabaşı'ndaki otelde silah emanetçisi Macit Nasiri Hesar, keşifçi bir başka İranlıyla gözaltına alındı. Operasyonda suikast silahlarına da el konuldu. Ancak son anda engellenen suikastin organizatörü ve finansörü Keyvan Maczade ve tetikçi Cemal Gadakçı kaçmayı başardı. İki zanlı, iki hafta süren yoğun takibin ardından 13 Temmuz tarihinde yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. İstanbul bu olaydan 3 yıl önce 2019'da da yine istihbarat birimlerinin örtülü savaşına sahne olduk. Milli İstihbarat Teşkilatı bu defa bir suikast ve o suikastin planlayıcılarının yer aldığı uyuşturucu baronlarından diplomatlara kadar uzanan uzun bir şüpheli listesinin peşine düştü. Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da bir alışveriş merkezi yakınında yan yana yürüyen iki kişiden biri silahlı saldırıya uğradı. Genç adam önce başına, ardından bedenine isabet eden mermiler nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sokak ortasında öldürülen kişi Masud Molavi Vardanjani'ydi. 2018 yılında İran'dan kaçan bir rejim muhalifi. Onu ülkeyi terk eden diğer muhaliflerden ayıran özelliği ise İran'ın yetiştirdiği en parlak bilim insanlarından biri olmasıydı. 2006 yılında Necefabad Üniversitesi'ni dereceyle bitiren Vardanjani, başta yazılım sistemleri, siber teknoloji ve yapay zeka alanlarında çok sayıda uluslararası ödül sahibi, insansız robotik sistemlerde uzmanlaşmış bir isimdi. Bir dönem İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Siber Savunma Karargahı'nda ekip lideri olarak görev yapan Vardanjani, uluslararası çapta etik bilgisayar korsanı sertifikasına sahipti. Vardanjani sosyal medya üzerinden rejimi ve İran devrim muhafızları ordusunu sert ifadelerle hedef almaya başladı. Masud Molavi Vardanjani sert açıklamalarının ötesinde Kara Kutu isimli Telegram kanalı üzerinden İran ve İranlı yetkililere dair çok sayıda gizli bilgi ve belgeyi ifşa etti. Ve bu süreç Vardanjani'nin öldürülmesiyle sonuçlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı infazın ardından suikastı gerçekleştiren ve İran bağlantılı olduğu tahmin edilen şebekeyi ortaya çıkarmak üzere geniş kapsamlı bir araştırma başlattı.
saldırının gerçekleştiği bu sokaktan ve o andan başlayarak geriye doğru yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsü izlendi ve cinayete giden yolun proxy çıkarıldı. Türk istihbarat birimleri işe saldırı sırasında Vardanjani ile yan yana yürüyen ve ateşlenen 11 mermiye rağmen tek yara almayan İran vatandaşıyla başladı. İsmi Ali Efsanjani'ydi. Vardanjani ile İstanbul'da arkadaşlık kurmuştu. Perde arkasında ise İran istihbaratı için bilgi topluyordu. Vardanjani'nin günlük rutinlerini, kimlerle görüştüğünü, akrabası olan İranlı bir iş adamı Amin Parvazi'ye raporluyor, o bilgiler de İran istihbaratına akıyordu. İstihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı incelemeler sonucunda İranlı iş adamı Amin Parvazi ve Ali Efsanjani'nin cinayetten bir gün önce 13 Kasım 2019'da Şişli'de bir alışveriş merkezinde bir Türk vatandaşıyla buluştukları tespit edildi. O kişi ise suikasti gerçekleştirecek tetikçi Abdülvahap Koçak'tı. Koçak, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin adamıydı. Sadece Türkiye'de değil, pek çok ülkede İranlı muhaliflerin kaçırılması ya da öldürülmesi için İran istihbarat tarafından kullanılan Zindaşti, bu cinayetin de hem taşeronu hem de organizatörüydü. Suikaste kullanılan silah tetikçi Abdülvahap Koçak'a Zindaşti'nin adamları tarafından temin edildi. Uzun süre Türkiye'de yaşadıktan sonra cinayet suçlamasıyla Nisan 2018'de tutuklanıp, Ekim 2018'de tartışmalı bir tahliye kararıyla kayıtlara karışan Zindaşti, operasyonu İran'dan yönetiyordu. 14 Kasım 2019 akşamı rejim muhalifi Vardanjani, arkadaşı sandığı Ali Efsanjani tarafından deyim yerinde ise celladına götürüldü. Vardanjani, Efsanjani ile yan yana yürürken Abdülvahap Koçak'ın tabancasından çıkan kurşunların hedefi oldu. Tetikçi suikastin ardından Zindaşti'ye ait bir rezidansa götürüldü. Efsanjani ise İran istihbaratıyla doğrudan bağlantılı bir insan kaçakçısı tarafından adına düzenlenen sahte kimlikle önce Ağrı Doğu Beyazıt'a gitti, ardından da yasa dışı yollarla İran'a kaçtı. Milli İstihbarat Teşkilatı sahte kimliğin izini sürünce suikast şebekesinde bir de diplomatın görev aldığı ortaya çıktı. Tetikçiye sahte kimlik düzenleyen kişinin geçmişte İran'ın İstanbul Başkonsolosluğunda görev yapan Muhammed Reza Nasırzade Nosar olduğu belirlendi. Bir diplomatın kapalı ajan olarak suikaste yer aldığı iddiası dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da gündemine girdi. Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Nosar ifade vermesi için Türkiye'ye çağrıldı. Bu çağrıya yaklaşık 3 ay sonra uyuldu. Eski diplomat yaklaşık 2 ay tutuklu kaldıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı. Tetikçi Abdülvahap Koçak ise cinayetten 12 gün sonra 27 Kasım 2021'de yakalandı. Açılan dava Temmuz 2022'de sonuçlandı. Koçak müebbet, ona silah temin eden 2 kişi ise 15 yıl hapisle cezalandırıldı. Cinayetten sorumlu tetikçiler ve ona yardım edenler yargı önünde hesap verdi. Suikastin talimatını veren, planlamayı yapan, suikaste kullanılan taşeronlar ve sonrasında diplomatların da yardımıyla onları İran'a kaçıranlar tek tek belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı operasyon sırasında İran istihbaratının Türkiye'deki faaliyetlerinin lojistik sorumlusunu da deşifre etti. O isim Ali Efsanjani'yi suikastten sonra İran'a kaçıran Siyavaş Abazari Şalamzari'ydi. Milli İstihbarat Teşkilatı 1986'dan bu yana sahte pasaport temin ederek insan kaçakçılığı yapan Şalamzari'nin 2008 yılında Kırgızistan'dan Türkiye'ye geldiğini tespit etti. Şalamzari 2008-2013 yılları arasında ağırlıklı olarak İran rejimine muhalif Halkın Mücahitleri örgütü üyelerinin İran'dan çıkarılıp illegal yollarla Avrupa'ya kaçırılmasını sağladı. 2013'ten itibaren ise faaliyetleri İran istihbaratının güdümüne girdi. Şalamzari insan kaçakçılığı için geliştirdiği bağlantılarını İran'dan kaçan rejim muhaliflerinin Türkiye'de tespiti ve İran'a kaçırılması için kullandı. Vardanjani suikastinin ardından Ali Efsanjani'nin İran'a kaçırılması Şalamzari'nin son işi oldu. Şalamzari cinayet soruşturması kapsamında 3 Şubat 2020'de tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak 28 Aralık 2021 tarihinde serbest bırakıldı. Şalamzari'nin İran istihbaratının yanı sıra başta Firari Cevheri Güven olmak üzere Fethullahçı terör örgütüyle iltisaklı olduğu tespiti de yapıldı.
İran'la Türkiye arasındaki istihbarat savaşlarında 2018 ile 2021 yılları arasında nefes kesen bir başka mücadele daha yaşandı. Rejim muhalifi bir helikopter pilotu, onu İran'a kaçırmak isteyen bir şebeke ve Milli İstihbarat Teşkilatı sahnedeydi. Sahne bu kez İstanbul'da değil, İstanbul'dan 1600 kilometre mesafede Van'da kuruldu. Ekim 2018, bir İran vatandaşı vizesiz seyahatin mümkün olduğu Türkiye'ye kaçak yollarla girdi. Pasaportu ile girmek yerine yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmesinin nedeni İranlı'nın ordudaki kritik göreviydi. Kirman Hava Üssü'nde konuşlu taarruz helikopterini ve ülkesini geride bırakan kişi Yarbay Merdat Abdarbaşi'ydi. İranlı taarruz helikopteri pilotu Suriye'de görevlendirilmiş ancak bu görevi kabul etmeyerek kaçmaya karar vermişti. Abdarbaşi Türkiye'ye girer girmez 1,5 milyonluk bu kentte gözden kayboldu. Üstelik Türkiye'den resmi sığınma da talep etti. İran ordusunda görevli bir savaş pilotunun Türkiye'de olduğunun bilinmesiyle birlikte ise hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hem de İran İstihbaratı'nın dikkati bu şehrin sokaklarına yoğunlaştı. MİT Karşı Casusluk Birimi Abdarbaşi ile kısa süre içinde temasa geçti. İstihbarat görevlileri Yarbay Abdarbaşi'yi hem kaçırılabileceği hem de suikaste uğrayabileceği konusunda uyardı. İranlı yarbayın güvenliğinin sağlanması için etrafında görünmez bir çember oluşturuldu. MİT'in hedefi, olası bir İran operasyonunu engellemek ve operasyonu gerçekleştirmeye niyetli İran hücresini çökertmekti. Abdarbaşi özellikle sosyal medya konusunda uyarıldı. Sosyal medya platformları üzerinden geride bıraktığı yakınlarıyla kuracağı her temasın ya da Türkiye'de iletişime geçeceği her vatandaşının İran istihbarat tarafından kurulan bir tuzağın aktörleri olabileceği hatırlatıldı. Abdarbaşi istihbarat birimlerine iletişim halinde olduğu şahıslarla ilgili bilgileri aktardı. İranlı subaya Türk istihbarat yetkilileri tarafından bir telefon ve hat da verildi. Abdarbaşi'ye gelen her telefon, internet üzerinden gönderilen her mesaj artık MİT'in takibindeydi. Aradan geçen 3 yıla yakın zaman diliminde MİT fark edilmesi güç pasif gibi görünen önlemler alırken, İran Cumhuriyet Ordusu İstihbarat Koruma Teşkilatı üyeleri Abdarbaşi'nin açık adresinin peşindeydi. İran istihbaratı Türkiye'de gerçekleştireceği bir kaçırma operasyonuyla rejim muhaliflerine güçlü bir mesaj vermek istiyordu. Yarbay Abdarbaşi'nin MİT'in takibindeki telefonu zaman zaman resmi kurumlardan olduğu izlenimiyle bazı şüpheli aramaları için çalıyordu. Yarbay Abdarbaşi Van'da hayatını sürdürürken vatandaş olan bir kadınla tanıştı. İkili arasında kısa süre içinde duygusal bir birliktelik başladı. Önce sosyal medya üzerinden, sonrasında yüz yüze devam eden bu iletişim İran istihbaratının radarına takıldı. İranlılar Abdarbaşi'ye ulaşabilmek için peşinde oldukları temas noktasını sonunda bulmuşlardı. 8 Eylül 2021 tarihinde İran istihbaratı telefonla kadını arayarak uzun süredir planladığı operasyon için düğmeye bastı. İranlı kadına Abdarbaşi ile ilişkisinden haberdar olduklarını, rejim muhalifi helikopter pilotunun kaçırılmasında görev almasını istediklerini söylediler. Yarbay Mehdat Abdarbaşi ile birlikte olduğunu biliyoruz. Kısa süre içerisinde onu ülkesine götüreceğiz. Sen de bu operasyonda görev alacaksın. Bu görev karşılığında 10 bin dolarlık bir ödeme alacaksın. Bunu yapmak istemiyorum. İran'daki aile fertlerini takip ediyoruz. Eğer görevi kabul etmezsen haklarında soruşturma açılacak. Bazı aile fertlerinin hayatları da tehlikeye girebilir. Ancak İranlı kadınla MİT çok öncesinde temastaydı. Kadın teklifi Türk yetkililere ilettiğinde karşı casusluk operasyonu da başlatılmış oldu. Operasyona meteoroloji biliminde kasırgalara neden olan hava olayı Vortex adı verildi. MİT mensupları kadına teklifi kabul etmesini söyledi. Kadın da İran istihbaratını geri arayarak gönderecekleri kişiyle buluşacağını belirtti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından adım adım takip edilen bu randevu buna benzer bir çay ocağında gerçekleşti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yakın takibindeki bu randevuya İran istihbaratının devşirdiği bir Türk vatandaşı gelmiş ve kadına Abdarbaşi'nin kaçırılması için gerekli bilgilerle
casusluk dünyasında sıklıkla kullanılan bir yöntem için gerekli malzemeyi vermişti. O malzeme bir şişe uyku ilacıydı. Uyku ilaçları ve ön ödeme olarak 2000 doları alan kadın operasyon için talimatı alacağı günü beklemeye başladı. Plan basitti. Akşam yemeği sırasında uyku ilacını içmesini sağlayacaksın. Bir süre sonra bilinç kaybı yaşayıp uyku haline geçecek. Bu sırada bizi ara. İki kişi geleceğiz. Komşularından gören olursa eşinin rahatsızlandığını ve bizlerin yardımıyla hastaneye götürdüğünü söyleyeceksin. Operasyon tarihini sana bildireceğiz. Plana göre ticari bir taksiyle eve gidecek iki kişi İranlı yarbayı sınır hattına götürecekti. İranlı istihbarat hücresi Van operasyonu için 24 Eylül 2021 tarihini belirledi. İranlılar için basit gibi görünen planın tek kusuru vardı. Her aşamasının MIT'in bilgisi ve takibi altında olması. 24 Eylül tarihinden günler önce MIT mensupları hazırlıklarını tamamladı. İranlı yarbay ve sevgilisinin yaşadığı apartman, o apartmanın bulunduğu sokak, o sokağın bağlandığı caddede çok sayıda MIT üyesi ve sivil polis, keşif, gözetleme ve operasyonel hamle için tüm tedbirleri aldı. Her ne kadar İran istihbaratı kadına bunun bir adam kaçırma operasyonu olduğunu söylese de gecenin kanlı bir infaz girişimine sahne olma ihtimali göz ardı edilmedi. İranlı yarbay ve sevgilisinin yaşadığı apartman dairesinde yatak odası ve oturma odasında gizlenen tam teçhizatlı özel harekatçılar hazırdı. Yarbay Abdarbaşi'yi kaçırmak için devşirdiklerini düşündükleri kadın İranlı casusları tuzağa düşürmek üzereydi. 24 Eylül 2021'de gece geç saatlerde İran istihbaratının beklediği telefon görüşmesi gerçekleşti. Alo, ilaçları içirdim. Bir aksilik yaşandı mı? Hayır, her şey yolunda. İlaçlar etkisini gösterdi mi? Evet, az önce uykuya daldı. Oysa o ilaç hiç içirilmemişti ve plandan kaçırılmak istenen Abdarbaşi de haberdardı. İranlı kadın, Merdad Abdarbaşi ve onlarca MIT ve emniyet mensubu sakin kalmaya çalışarak beklemeye başladı. Telefon görüşmesinden kısa süre sonra Abdarbaşi'nin 3 yıl boyunca büyük bir gizlilik içinde yaşadığı bu sakin mahalle olağanüstü bir hareketliliğe sahne oldu. Tıpkı planda olduğu gibi bir ticari taksi apartmanın önüne yanaştı. İki kişi o taksiden inecek, sonrasında apartmanın zilini çalacak, ardından da Abdarbaşi'yi uyuşmuş halde yeniden taksiye alıp kayıplara karışacaklardı. Ancak İran istihbaratına bağlı casuslar karanlıkta onları gözleyen MIT ve emniyet mensuplarından haberdar değildi. Hazırlığı 3 yılı bulan gizli operasyonları birkaç dakikada gözaltına alınmalarıyla son buldu. Abdarbaşi'yi kaçırmak isterken suçüstü yakalanan iki kişiden biri İran vatandaşı Solhaddin Sarmanlu, diğeri ise Türk vatandaşı Mehmet Emin Aracı'ydı. İki kişinin ifadeleri doğrultusunda soruşturma ve operasyon genişletildi. 24 Ekim 2021 tarihinde ise bir İran ve 10 Türk vatandaşı İran istihbaratı adına casusluk ve adam kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.